İlk konuğumuz şu anda telefon hattının diğer ucunda. Değerli dinleyenler, geçici yöneticilik paneli yapıldı. Panele Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Belçika, Fransa ve İsveç'ten konuşmacılar katıldı ve ayrıca Türkiye'den, Çin'den, İngiltere'den, Hindistan, Polonya, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerden yöneticiler de hazır bulundu. Ekspertera Başkan Yardımcısı Sayın Hayal Koç'la konuşacağız bu paneli. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi bazı kavramlar var. Öncelikle bu kavramlar üzerinden gidelim. Türkiye'de esnek iş gücü modeline öncülük eden uzmanlık platformu Ekspertera. Öncelikle evet. Esnek iş gücü derken neyi kastediyoruz? Bunu anlayalım. Daha sonrasında da panelin adı geçici yöneticilik paneli. Bu kavram nedir? Bu tanımlar üzerinden başlayalım isterseniz paneli konuşmaya. Buyurun. Tabii ki. Esnek iş gücü aslında firmaların ve profesyonellerin daha esnek, yani daha ihtiyaca uygun ve proje bazlı çalışmaları demek oluyor. Biz ekspertler olarak bu alanda girişim kurduk ve firmaları, her boyuttaki firmayı ihtiyacı olduğu anda, ihtiyacı kadar uzmanlarla, farklı alanlardaki profesyonellerle eşleştiriyoruz. Ve bu eşleştirdiğimizde gerçekleşen proje bazlı çalışmalar oluyor. Yani esnek iş gücü dediğimiz, hı hı. Bahsettiğim gibi bu iki partinin eski kalıp veya da eski modellerden ziyade daha esnek, ihtiyacı uygun birlikte çalışmaları. Hı hı. Geçici yöneticiliği biraz açalım isterseniz kavramsal olarak. Tam olarak nedir? Dünyadaki hızlı gelişimi, anlamı nedir? Bunları isterseniz sorgulayalım. Aynen. Aslında ben bir önceki soruyu da ve şunu da ekleyeyim. Hı hı. Aslında bu esnek iş gücü kavramı dünyada her alanda gördüğümüz talep üzerine, yani on demand ekonominin bir uzantısı. Bunun, hı hı. profesyonel hayatımıza geçişi. Nasıl artık istediğimiz anda araba alabiliyoruz, istediğimiz anda yemek ısmarlayabiliyoruz vesaire. Bu da aslında istediğimiz anda istediğimiz uzmanlığa sahip profesyonelle çalışabilmemiz ve aradığımız uzmanlığı hızlıca erişebilmemiz demek oluyor. Hı hı. Bu esnek iş gücü devrimin bir parçası da geçici yöneticilik. Geçici yöneticilik aslında bir bu akımın en üst seviye, yani en yönetim seviyesine geçişi demek oluyor. Ve burada son derece tecrübeli uzman, tecrübeli profesyonellerin belirli bir dönem ve belirli bir değişim veya bir problemi çözmek üzere yönetici olarak atanması demek oluyor. Geçici yöneticiler genellikle 6 ila 18 aylık bir süre için geçici bir rolde bulunuyor. Ve, hı hı. Bu alanda özellikle örneğin bir dijital dönüşüm veya da bir finansal dönüşüm veya da bir satın alma veya da herhangi bir yeniden yapılandırma gibi dönemlerde, yani aslında firma için oldukça kritik dönemlerde çok tecrübeli, yani bir fiil bu işi daha önce yapmış bir yöneticinin geçici bir süre için bu problem veya bir değişimi yönetmesi demek oluyor. Hı hı. Peki neden bir şirkette kalıcı olarak çalışmak yerine geçici yöneticilik tercih edilir ya da bu tercihi yapıyorlar? Ne gibi avantajları var? Biraz da bunları konuşalım. Tabii. Evet, bizim birlikte çalıştığımız geçici yöneticiler gerçekten bu tarz proje bazlı ve bağımsız çalışmayı tercih ediyor. Niye tercih ediyor derseniz, bir yandan bu profesyonellerin sevdiği işte şu oluyor, gerçekten sonuç odaklı, yani bir problemi çözmeye odaklı oldukları için ve daha önce genelde ortalama 20 senelik iş tecrübesi sahibi oldukları için daha bağımsız bir şekilde, yani herhangi bir firmanın iç politika dengesi olabilir veya da bir farklı sorumluluklar almadan tam o kritik anda, hatta o kritik anda can kurtaran değil, rolü oynamayı çok seviyorlar. Bu şekilde de çok farklı yine projeler ve farklı alanlarda çalışma fırsatları oluyor. Kariyerlerini kendileri inşa etmiş oluyor ve kendileri geliştirmiş oluyor. Herhangi bir alanda veya bir firmada uzun vadeli kalmaktan ziyade bu tarz çalışmaları seviyorlar. Tabii firmalar için de bu çok büyük bir avantaj.
Çünkü bahsettiğim gibi çok önemli, kritik bir dönemde son derece tecrübeli, emin ellerde oldukları olabiliyorlar. Ve bu şekilde o dönemi çok iyi yönetebiliyorlar. Zaten birçok durumda şunu görüyoruz. O dönem gerçekten bir dönem oluyor. Yani sonsuza dek o aynı rol ihtiyaç duyulmayabiliyor. Bu durumlarda geçici yöneticilerle çalışmak son derece faydalı. Peki size göre dezavantajları var mı? Ya da bu noktada çalışanların dezavantaj olarak düşündükleri bağlamlar var mı? Yani şöyle söyleyebilirim. Genel anlamda biz pek de dezavantaj duymuyoruz. Hem firmalarımızdan, müşterilerimizden hem de profesyonellerden. Yani bunun tabii proje bazlı olması şey demek oluyor. Yani ileride yine başka bir proje bulma ihtiyacı oluyor. O yüzden de zaten Expertera gibi uzmanlık platformlarına üye olmaları, dahil olmaları onların bir sonraki projeyi bulmalarında faydalı oluyor. Şimdi biraz da panele girelim, detaylarını konuşalım. 12 Ekim 2017 tarihinde başladı. Biraz detaylandırır mısınız? Çok önemli ülkelerden katılımlar vardı ki Türkiye'den, Çin'den, İngiltere, Hindistan, Polonya, İsviçre, Avusturya'dan da yöneticiler hazır bulundu bu panelde. Konuşmacıların katılımı olduğu ülkelerden de söz edebilirsiniz. Buyurun. Tabii. Şimdi aslında bu etkinlikle amacımız bu esnek iş gücü devrimin önemli bir parçası olan geçici yöneticiliği, özellikle Türkiye'de henüz yeterince kullanılmayan diyeyim, modeli yerli ve global örneklerle canlandırmak ve bu modelin faydalarını göstermektir. Bunun için bizim iş ortağımız Senior Management Worldwide diye dünyanın en büyük küresel geçici yönetici sağlayıcı organizasyonunu davet ettik. Biz çünkü Senior Management Worldwide'in Türkiye ve Orta Doğu bölgesi için iş ortağıyız. Evet. Bu organizasyonda her ülkeden, saydığımız bir sürü ülkeden, yani gerçekten İngiltere'den Çin'e kadar, bir de Amerika'yı da dahil edersek, 17 ülkeden üye mevcut. Biz de bunların bir parçası var. Türk İstanbul'a davet ettik. Etkinliğimizde bir panel ve networking programı vardı. Burada bu panelde geçici yöneticilerle yapılan örnek projeler, etkili kullanım tüyoları paylaşıldı. Sonrasında da hem bizim network'ımızdan hem de genel Expertera Senior Management Worldwide network'ından hem nitelikli en iyi diyeyim geçici yöneticilerle networking bölümü oldu. Özellikle bahsettiğimiz proje örnekleri, yani geçici yöneticilerin bir fiil çalıştığı örnekleri anlatırken bayağı bir yoğun ilgi gördük. Çok uzun ve detaylı bir soru cevap bölümü yapıldı. Ve burada da davet ettiğimiz partiler Türkiye'nin önde gelen firmaların yöneticileri, seviye yöneticileri ve yatırım firmalarıydı. Özel sermaye fonları vesaire. Hemen her sektörden var mıydı? Evet, evet. Gerçekten yani perakendeden teknolojiye, lojistikten sağlık sektörüne kadar gerçekten hem birçok örnek konuşuldu hem de bir fiil oradan yöneticiler mevcut. Çünkü gerçekten bu çalışma modeli her sektör ve gerçekten her boyuttaki şirkete, firmaya faydalı olabiliyor. Yani özellikle şunu görüyoruz, hatta orta boyutta hızlı büyüyen şirketlere oldukça faydalı. Çünkü son derece nitelikli, tecrübeli bir uzmanla ya da bir profesyonelle çalışma fırsatları oluyor. Ve bunu normalde belki bütçe olarak erişemedikleri veyahut da bir şekilde ulaşamadıkları uzmanlarla çalışma fırsatları oluyor. Geçici bir süre için olduğu için bütçe tarafından da faydalı oluyor. Peki geçici yöneticiler kendileriyle ilgili nasıl bir yorumda bulunuyorlar? Böyle bir pozisyonda yer almak onlar için ne ifade ediyor? Mutlaka bu da paylaşıldı. Evet. Yani bahsettiğim gibi onlar kendi kariyerlerini yönetme, istedikleri projelerde yer alma. Tabii ki yani biraz daha esnek bir program inşa edebilmeyi çok seviyorlar. Yani burada belirli dönemlerde kendilerine, ailelerine vakit ayırabiliyor. Belirli dönemlerde farklı projeler yer alabiliyorlar. Ve yani özellikle de kişiler oldukça tecrübeli de olduğu için kariyerlerini sonlandırmaktan ziyade
bu daha böyle bir esnek bir programda devam etmeyi tercih ediyorlar. Yani memnuniyet düzeyi çok yüksek denilebilir oldukça. Mi? Evet evet oldukça. Yani projelerin şu ana kadar bizim yaptığımız projelerde memnuniyet seviyesi yani tam diyebilirim %100. Hatta birçok firma geçici yöneticilerimize projelerini uzattı. Daha uzunca çalışmak istiyor. O yüzden son derece faydalı bir model. Ne kadar süreyle çalışıyorlar demiştiniz Hayal Koç? En fazla süre ne oluyor geçici yöneticiler genellikle? Nasıl bir dönem çalışıyorlar? Evet. Yani genellikle 6 ay ile 18 ay diyebilirim. Yani fazla 2 sene diyebiliriz. Çünkü bu bahsettiğimiz gibi gerçekten bir dönemsel bir çalışma oluyor. Genelde bu aralıkta. Ve ekspertera olarak bu geleceğin çalışma modeli olarak diye de tanımlayabiliriz herhalde esnek iş gücünü geçici yöneticilikle Türkiye'ye getirerek daha da bir genişleme hamlesi yaratıyorsunuz diyebiliriz de değil mi? Kesinlikle yani bu da gerçekten yani dünyanın uzmanlığı Türkiye'ye getiriyoruz hem de Türkiye'deki birçok uzmanımızı da dünyaya ulaştırıyoruz. Yani hem yurt dışından Amerika şu an Amerika, Avrupa, Orta Doğu'da hem müşterilerimiz mevcut. Yani proje bazlı uzmanlarımızla çalışan müşteriler. Aynı zamanda Türkiye ve birçok ülkeden de şirketleri yabancı uzmanlarla eşleştiriyoruz. Böylelikle tam ihtiyaçları olduğu anda, ihtiyaçları kadar. Çünkü bizim çalışmalar proje deyince saatlik kadar, yani saatlik, günlük, haftalık, aylık çalışmalar gibi düşünebilirsiniz. Burada gerçekten firmanın ihtiyacına uygun bir şekilde bir araya getiriyoruz. Çin'in durumu nedir peki? Onu da merak ediyoruz. Çin'in durumunda hızlı bir ivme kazanıyor mu bu sektör? Aynen. Yani şöyle geçici yöneticilik ve esnek iş gücü en fazla Avrupa'da kullanılıyor diyebiliriz. Hatta senelerdir Avrupa'da kullanılıyor. Daha oturmuş bir model. Amerika'da yeni ivme kazandı. Hatta Amerika'da kullanılıyor şimdi. Bir sonraki adımda Türkiye, Çin gibi gelişen ülkeler diyebilirim. Burada da yani yeni ivme kazanıyor diyebiliriz. Peki geleceğine dair öngörüleriniz nedir? Nedir Hayal Koç? Esnek iş gücü çalışma modelinin hem Türkiye'de hem de dünya için soracak olursak. Tabii. Yani biz son 3 senede ekspertler olarak bu esnek iş gücü devrimin gerçekten yani hareketlendiğini ve büyüdüğünü görüyoruz. Şu ana kadar 1200 üzerinde proje gerçekleştirdik. Proje dediğimiz aslında uzmanla firmayı eşleştirdiğimiz projeler. Yani gerçekten her boyuttaki firmanın en büyük holdinglerden tutun hızlı büyüyen COBİ'lere kadar bu modelden faydalandığını ve bu modeli kullanmaya başladığını görüyoruz. Gittikçe de artacağına inanıyorum. Hatta örneklerini de Amerika'da ve Avrupa'da görüyoruz. Şu an esnek iş gücünü kullanan firma veyahut da bu alanda çalışan profesyonellerin sayısı neredeyse %50. Yani %40 civarı. Tabii Türkiye'de henüz o seviyelere gelmedik ama geleceğimizi düşünüyorum. Umut ediyoruz. Önemli bir kavram, çok da aşina olmadığımız bir kavram. Dediğiniz Avrupa bu noktada oldukça başarılı, iyi. Amerika'dan da güzel örnekler var ama Çin ve Türkiye'de ivme kazanma noktasında başarılı sayılabilecek ülkelerden. İşte Türkiye'de de esnek iş gücü modeline öncülük eden uzmanlık platformu Expertera'da 12 Ekim günü bir panel düzenlendi değerli dinleyenler. ABD, İtalya, Belçika, Fransa ve İsveç'ten konuşmacılar katıldı ve Türkiye'den de yöneticiler hazır bulundu bu panelde. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı Sayın Hayal Koç? Artık tamamlayabiliriz söyleşimizi. Tabii. Son olarak şunu diyebilirim. Bu esnek iş gücü devrimi ve geçici yöneticilikle ilgilenen partiler her zaman bize ulaşabilir. Expertera'da hem bana veyahut da web sitemizden çok memnuniyetle kendileriyle temasa geçeriz. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız Türkiye'de de yaygın bir çalışma modeli haline gelecektir. Az önce söylediğiniz özellikler, avantajlar açısından da önemli. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kolay gelsin diyelim, iyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalınız. İyi günler. İyi günler.
Dediğimiz gibi geçici yöneticilik paneli gerçekleştirildi. Türkiye'de esnek iş gücü modeline öncülük eden uzmanlık platformu Expertera 12 Ekim 2017'de bu paneli gerçekleştirdi. Türkiye'den de yöneticiler bu panelde hazır bulundular. ABD, İtalya, Belçika, Fransa ve İsveç'ten konuşmacılar katılmıştı. Expertera Başkan Yardımcısı Sayın Hayal Koç'tan bilgileri aldık panelle ilgili olarak. Ajanstan Bülten'e, gelenekten geleceğe, haberin en doğru adresi TRT Radyo Haber.